Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber bir yaz makyajı yapacağız. Bu videoyu aslında bayağıdır çekmek istiyorum ama hava o kadar kapalı ki kaç gündür. Yağmur, kıyamet, bulutlar. Aslında bugün de çok açık bir hava yok, çok bulutlu. Bir yaz makyajı yapalım, böyle fresh. Yazın çok sıcaklatmayacak, seni darlamayacak. Yapçık ama çok da güzel gözüken bir makyaj yapmak istedim beraber. Ama sesim izin verirse, yani benim bu detonelik hoş değil. Soğuk kahvemi aldım, saçımı yaz için. Bu Hollanda örgüsünü ördüm. Hatta bunun shorts videosunu da çektim. Ona da bakabilirsiniz. Kanalda mevcut. O zaman başlayalım. Öncelikle her yerimi nemlendirerek başlayacağım. Bir Hamet Han'la ellerimi nemlendireceğim. Bende tırnak kenarlarını yolma sıkıntısı var. Bunun önüne geçemiyorum. Yani sırf keyif aldığım için tırnak etlerimi yoluyorum. Ve bu hiç hoş değil. Yani hiç hoş görünmüyor. Çok kızarık görünüyor zaten. Yara oluyor. En nefret ettiğim özelliğim. İğrenç bir huy. Çok sürdük ya. Kalanı da şöyle yüzüme süreyim. Ben bu Hamet Han'ı yüzüme de kullanıyordum ya. Şöyle kalanı çok az yüzüme geçebilirim. Zaten üstüne güneş kremi de süreceğiz. Siz neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Sohbetli de bir makyaj olmasını istiyorum. Birazcık konuşalım. Okullar kapanıyor. Sınavlar bitiyor. Nasıl gidiyor? Finaller, vizeler, üniversite sınavı. Yani bir kışı daha yedik. Kış daha geldi geçti. Dudaklarımı Hamet Han geçiyorum. Çünkü en çaresiz olduğum noktada her zaman Hamet Han'a koşuyorum. Dudaklarım için özellikle. Dışarıda sürmüyorum. Dışarıda sürülmeye çok uygun değil içeriği çünkü. Güneş leke yapabilir. Bu içindeki bitki özü var ya, Hamamelis bitki özü. O leke yaptığı için sadece evde dudaklarımı sürüyorum. Hatta siz de kullanıyorsanız gün içinde güneşli ortamda dudaklarınızı sürmeyin. Kahvemi nasıl içeceğim şimdi? Komple Hamet Han yaptım dudaklarımı. Neyse. Bugün turuncu olmak istiyorum. Ben turuncuyu yaza çok yakıştırıyorum. Zaten ojelerim de her ne kadar çıkmış olsa bile turuncu. Bayağı hoşuma gidiyor. O yüzden böyle turuncu tonlarını kullanacağım. Çok fazla malzeme de kullanmayacağım. Zaten yaz makyajı. Yaz makyajının özelliği hızlı yapılması, az malzemeli olması. Şipşak, yapçık olması ve ışıl ışıl sağlıklı göstermesi. Güneş kremimizden sürelim. Kullandığım her şeyin linkini ben aşağı bırakacağım. O yüzden her şeyi detaylı bir şekilde ne kullandığımı anlatmıyorum. Gösteririm ama üzerine çok konuşmayacağım. Hani aşağı bırakıyorum. Merak eden olursa oradan bakabilir. Yazın şu his çok güzel değil mi? Böyle denizden gelirsin, böyle yorulmuşsundur, bir güzel yemeğini yersin. Yemek de şeydir, karışık kızartma, karpuz, peynir falan. Öyle bir sofraya oturuyorsun, kavun falan yiyorsun, böyle aşırı keyifli. Sonra yemeği yedikten sonra odana çıkıyorsun, saçların ıslak, böyle duşunu almışsın. Hemen şipşak bir kapatıcı sürüyorsun, bir rimel sürüyorsun. Allah'a abanıyorsun. Allah'ım müthiş bir his ya, müthiş bir his. Yani bu kadar iyi hissettiren bir his başka var mı? Düşünüyorum, yok. Böyle keyifli keyifli makyajını yapıyorsun, yapman gereken hiçbir şey yok. O an hiçbir sorun. Sorumluluğun yok, keyfini çıkartmak dışında. Müthiş ya, yani müthiş bir his. Benim bu hayattaki sanırım en sevdiğim his o. Bir de böyle yazlık yerde bir şeyler eksiktir böyle. Zaten üstünde çok rahat bir elbise vardır, uzun, efil efil, sana hiç değmeyen. Rüzgar estikçe böyle iyi hissedersin. Hemen giyersin terliklerini, şık 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 gidersin yazlık yer Migros'una. Alırsın, zaten yazlık yer Migros'u gezmek aşırı iyi hissettirir insana. Alırsın ihtiyaçlarını, fıtı fıtı sallaya sallaya gelirsin bir de onun elinde. Çok iyi ya. Yazlık yerde yaşayan insanlara zaten çok özeniyorum. Böyle sürekli her yaz bu hissi yaşayan insanlara aşırı kıskanıyorum. Çok şanslılar. Yazlık kültürü de öyle mesela. Bizim yazlığımız vardı. Çok keyifli bir his. Gidiyorsun abi fıtı 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 ne yesek. Çok keyifli ya. Valla ben o sırada Ankara'da karasalın ortasında. Haziran'a girdik, hala soğuk. Bak hırka giyiyorum. Akşamları biz hala yorganla yatıyoruz. Ve üşüyerek yatıyoruz. Yani Haziran oldu, hala üşüyoruz. Bu işin sonu nereye gidiyor bilmiyorum. Ankara ısınmadı. İzmir ısınmış mesela. Emre diyor ki burası çok sıcak. Artık buraya da bir yaz gelmesin mi ya? Yaz gelsin artık ya. Bu arada ben yazı çok sevmem aslında. Ben yazın o hissini seviyorum. Ben yazı sevmiyorum. Yazın bana hayal ettirdiklerini seviyorum. İçin böyle cıvıl cıvıl oluyor ya, o his. Böyle her şey yoluna koyarız ya. Her şey yoluna girer falan kafası. O kasvet yok. Kıştaki o kasvet yok. Üşümüyorsun. Ama yazında ne oluyor? Mal oluyorsun. Böyle monotonlaşıyorsun. O soğuğun verdiği dinçlik olmuyor. Öyle yani. Yazın bir de mesela aslında ben çok alerji oluyorum. Her şeye alerji oluyorum. Sıcak alerji yapıyor. Benim kendi terime bile alerjim olduğu için benim için daha zor geçmesine rağmen yine de yazı seviyorum. Aslında yaz da tatil yapabilene güzel. Yani yazın tüm yaz boyunca çalışınca aslında yazın hiçbir anlamı yok. Yazın sadece terlediğinle kalıyorsun. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorsan, iznin de yoksa yazın çok bir anlamı yok. Terlediğinle kalıyorsun.
Böyle şey, Mayıs sonu yazlığa gidip Eylül başına kadar kalanlara güzel yaz. Sizin planlarınız var mı? Tatil planlarınız? Ya da önceden şunu şunu ayarlamıştık. Bilmem neler neler. Benimle paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarda konuşuruz tatil planlarınızı. Benim şu an hiçbir planım olmamasına rağmen sizin için mutlu olurum. Bir yerlerde bazı insanlar tatilleri var, planları var. Gidecekler, yüzecekler falan diye. Mutlu olurum yani sizin adınıza. Şu ışıl ışıllık o kadar hoşuma gidiyor ki. Ama şu göz altlarını tabii ki gözüme girdi. Pudralayacağız. Aslında aldıktan sonra pudralayacaktım, unuttum. Neyse. Tabii ki yaz makyajı deyince benim kullanacağım turuncu makyajım vazgeçilmezsiz Flormar'ın turuncu allığı. Tinti yani. Bu çok güzel bir tint ama Flormar'ın genelde o 04 olanı çok patladı. Ama bence o çok fuşya. Ben onu almadım ama alanlarda görüyorum hep fuşya. Bence 02 ve 04 olması lazım. Bu turuncu olan daha güzeldi. Bence yanlış rengi aldınız kızlar. Bu çok güzel. Turuncu seven insanlar için çok daha uygun. Kırmızı için de 02 daha uygun. Bu turuncu olan 04 herhalde bilmiyorum ama çok güzel. Kına yapmış gibi olduk. Ben allık seviyorum. Sen seversin sevmezsin. Ben allık kadınıyım. Bir de normalde de çok kızaran bir insanım. Böyle en ufak şeyde hemen sıcaklayayım, terliyim. Hemen kızarırım ama yine de bir sürü allık sürüyorum. Çarpı 10 kızarmış gibi görünüyorum ama seviyorum işte, ne yapacaksın? Müthiş ya. Bak bu renk o kadar güzel ki bu rengi shorts videosunu da çekeceğim. Reels ve shorts videolarında sürekli yeni bir ihtiyaç oluyor. Kızlar bunu almanız lazım. Bunu almayan kalmasın. Bunu hala almadın mı falan gibisinden. Sürekli bir yeni bir ihtiyaç üretiyor bu influencerlarda. Dakika başı yeni bir ihtiyacımız ürüyor. Ama öyle de hissetmeyin yani. Her Reels videosunun size aldırmaya çalıştığı şeyi de almayın. Gerçekten. Düşünün yani benim buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu Reels'teki abla bana bunu aldırmaya çalışıyor ama öncelikle benim bunu ayıracak bir bütçem var mı? Bütçe buraya gitmeli mi? Sorularını sorun kendinize. Bak ben de sizi linkliyorum. Aşağı link bırakıyorum. Ama şey sorulduğu için ya mutlaka bir şey soruluyor. Ve hani kolay ulaşım olması açısından linkleyip bırakıyorum. Ama lütfen ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Çünkü bu link furyası almış başını gidiyor zaten. Herkes bir yere link koyuyor. Aslında herkes size bir şey aldırmaya çalışıyor. Çünkü bunun üzerinden komisyon alınıyor yani. Komisyon kazanılıyor. Bu tüketim çılgınlığı önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Herkes ihtiyacı kadar alsın. Ben almayın demiyorum. Mesela bu çok güzel. Ben de gittim aldım. Dudağıma kullanıyorum, yanağıma kullanıyorum. Şu kadar bir ilerlemem var ki zaten bu tintler kolay kolay azalan biten ürünler değil. Kullanacağım şeyi alıyorum. Bir şeyi alıp kenara koymuyorum. Kullanıp kullanmayacağımı da aşağı yukarı seziyorum artık. Uzun süredir bilinçli tüketim kafasında olduğum için artık seziyorum. Ben bunu kullanmam, boşuna almayayım diyorum. Ya da diyorum ki ay ben bunu çok kullanırım, tepe tepe kullanırım diyorum. O zaman da hemen alıyorum. İşte bilinçli tüketici olmak, neye ihtiyacın olduğunu doğru belirlemek aslında bu da. Ki ben de YouTube yapıyorum yani hani içerik üretiyorum shorts'a, reels'a. Ben de bir minik bir influencer sayılırım ama bunu içten bir şekilde size söylüyorum. Çünkü ben karşımdakini kandırmayı, güzel olmayan ürünü övüp aldırmayı uygun görmüyorum, bilmiyorum. Benim etik anlayışımla çakışıyor. 6 aydır bu işin, 6-7 aydır bu işin içinden biri olarak da size bunu söylemek istedim, bilmiyorum, uyarmak istedim. Şuradan ışıltılı turuncudan her şeyi çok mu turuncu diye de bir düşündüm ama çok az süreyim o zaman. Çok az şöyle hafif bir turunculuk verdim. Göz işlerime beyaz kalem süreceğim çünkü yaza çok yakışan bir detay olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim tamamen kişisel bir düşünce. Biraz dağıtacağım çünkü böyle korkunç gözüküyor. Şimdi şu highlighter kalemimle de bir güzel aydınlanayım. Zaten alttan güneş kremi parlıyor ama birazcık daha onu destekleyelim. Yazın rengi turuncu ya. Çok yakıştırıyorum yaza. Böyle turuncu makyaj yapacaksın, bir de böyle yeşil giyineceksin. Ya da böyle kahverengi giyineceksin. Çok yakışıyor. Tabii ki bence bu makyajın maskarası da kesinlikle mürdüm renkte bir maskara ya da kahverengi de çok güzel olur. Elinizde hangisi varsa. Avucum kaşındı ya. Solel varla. Hadi bakalım. Ah. Bulaştırdım. Hava o kadar kapalı ki. Annem aradı şimdi, diyor ki burası yağmur kıyamet. Ben o sırada örgülü saçlarımla soğuk kahvemle yaz makyajı. Ankara'ya yaz gelemedi. Yok gelemedi yani. Başaramadı Ankara bunu. Oh kahvem çok güzel Allah'tan. Ankara başaramadı. Şu bulaştırdığımı silelim. Allah Allah. Solelim nasıl kaşınıyor ya? Anlayamadım. Anlayamadım yani. Bir akıl sıra erdiremedim.
Şimdi şu ana kadar kullandığım ürünlerden hangisini gerçekten önerirsin? Uzun ömürlü ve çok uzun süre çok severek kullanırım diye bana sorarsanız yine fırçalarımı. Zaten çoğu videomda makyaj yapıyorsam bu fırçaları kullanıyorum. Bu fırça çıktığı günden beri kullanıyorum ve daha hiçbir şey olmadı. Sürekli yıkanıyor. Bu da aynı şekilde. Bunu da pandemide almıştım. 4 yıl falan oldu anlık fırçası. Bunu da deli dehşet kullanıyorum. En yenisi bu pudra fırçası ama bundan da çok memnunum. Yani Irmak, bu makyaj videosunda hani ne alırsam çok mutlu olurum diyorsanız bu fırçalardan mutlu olursunuz. Şu fırçadan da mutlu olursunuz. Nasçita'nın da böyle bir fırçası var. Onu da koyarım. Bu Liketink'i. Bu kapatıcı mesela çok uzun ömürlü. Bunu alıyorsunuz ve bitmiyor. Tam yazlık bir kapatıcı bir de. Yani bunu alıyorsun bitmiyor. Şu fırçayı da alıyorsun sonsuza kadar kullanıyorsun. Onun dışında şimdi dudaklara girelim. Zaten şunu da önereceğim. Turuncu seviyorsan turuncu aldık, turuncu dudak. Bunu far olarak da kullanıyorum. Tintleri ben far bile yapıyorum yani. Tintler her şeye kullanılıyor bence. Bu seviyorsan turuncu kullanırım diyorsan. Dudaklara gelelim. Ya bak şu da güzel. Ya bu ben bunu A101'den almıştım bu arada. Hani geliyor ya böyle aktüel ürünleri. Ve bence çok doğal duruyor. Böyle toz olmadığı için parmakla falan dağıtınca gerçekten doğal duruyor. İhtiyacınız varsa buna da bakabilirsiniz. Dudağa gelelim. Dudakta şimdi Emily 217'yi kullanmayacağım. Kahverengi bir çerçeve istemiyorum. Çünkü yazın daha böyle pembe. Dudakta pembemsi turuncumsu renkler daha güzel oluyor. Emily 217'de yine çok kullanırım bu arada. Böyle diyorum ama. Şu an turuncu pembe bir çerçeve istedim. Aslında dudak çevremi belirginleştirmek için bunu kullanacağım. Yoksa dudağımız turuncu olacak. Sadece çerçeveyi belirginleştireceğim. Flormar'ın 229 kalemiyle. Benim Flormar'da 3 tane favorim var. Flormar 229, Flormar 202. Daha ben pembe sevmiyorum, nude seviyorum diyenler için de Flormar 245. Onların hepsini de koyarım. Emily 217'nin Flormar'daki muadili de chocolate fondümüydü. 244 olması lazım. Chocolate fondü isimli dudak kalemi. Hani Flormar'ın yapısını daha çok seviyorsanız ona da bakabilirsiniz. Onları da bırakırım. Bakabilirsiniz. El ne yapıyor peki böyle? Tamam. Bunun rengini zaten çok kullanmak istemiyorum. Ben turuncu yapmak istiyorum. Sadece dudaklarımı daha belirgin ve dolgun yapmak için çerçeveledim. Şimdi bu yine tintimizi süreceğiz. Tinti de böyle çizgi şeklinde sürebiliyorsun. Ucu çünkü müsait. Niye bozulmuş ya? Çok güzel olmadı mı dudaklarım? Çok da kalıcı. Tabii tintten önce iyi nemlendirmek lazım. Yoksa kabuk kabuk duruyor. Benim de mesela kronik olarak dudaklarım kurudur. Tint kullanacaksanız sürekli nemlendirmeniz lazım. Sürmeden önce özellikle. Baksanıza sürekli kullandığım halde daha bu kadar azaltabildim. Şöyle beyaz üzerinde daha net görünür. Güzel yani. Güzele güzel diyoruz. Kötüye kötüyse de güzele güzel. Brus'un üstüne de böyle simli bir gloss geçeceğim. Üstüne şimdi bu şeyi geçeceğim. Bim gloss'u. Classics. Bim'de bulursanız bunu da alabilirsiniz. Bu da güzel bir gloss. Bol simli seviyorsanız. Hatta Kiko 17'nin muadili bu. Öyle söyleyeyim. Bunun kahverengisi falan da var. Pembesi, daha açık pembesi falan var. Bendeki bu. Numarası falan yok vallahi. Hepsi silinmiş üstünden. Al işte sana müthiş bir dudak kombosu. Evet, benim yaz makyajım bitti. Böyle sohbet ettik. Zaten çok hep uygun fiyatlı ürünlerle yaptım. Çünkü zaten benim ürünlerim hep uygun fiyatlı. O yüzden çok bütçe dostu bir makyaj oldu. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Makyajım hakkında, sohbet ettiğimiz konular hakkında, herhangi bir şey hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Nasıl bir daha bakın saçıma. Bu örgüyü çok seviyorum. Tam üstüme böyle efil efil bir elbise geçirip sahilde yürümelik, yazlık Migros'u gezmelik bir havam var. Yalnız makyaj yapıp Migros gezmeye gidiyorum. Benim vizyon. Bu kadar hazırlanıyorum ve Migros gezmeye gidiyorum. Ben buyum. İşte ben bu kadarım. Böyle bir yaz makyajı denerseniz benim yaptığım tonlarda bana Instagram üzerinden de atabilirsiniz. Adım aynı, Irmak Temel. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kına oldu bu da. Böyle kına görüntüsü seviyorsanız bu tintle yapabilirsiniz.